Durduk yerde oldu doktor bey. Rain Man'in yeni şarkısını bir kere dinledim. Ondan sonra tam arkadaşlarla... Yalan söyleme gözlerime bak bu kez. Aha işte böyle oluyor. İkide bir ağzımdan çıkıveriyor şarkı. Şarkı dilinize dolanmış. Evet. Ben de onu diyeyim işte. Çok pis gıcık aldım şarkıyı aslında. Bence tırto bir şarkı. Fakat dilime dolandı. Yalan söyleme. Bir şeyler yapın doktor bey. Yok mu bunun bir çaresi? Çaresi var ama... Ama ne? Bakın Radi Bey. Bu vakayla buraya gelen ilk kişi siz değilsiniz. Geçen ay tam 14 kişiyi Benfero şarkıları yüzünden tedavi altına aldık. Bu hastalığa sebep olan şeyin adı DTFŞ. Yani dile takılan fıtık şarkı virüsü. Son derece bulaşıcı olan bu virüs orta kulak yoluyla vücuda girer. Vestibülokokler sinirler aracılığıyla beyne yayılıp temporal lobu etkisi altına alır ve serebelluma hasar vererek dengeyi bozar. Oradan frontal loba bulaşan DTFŞ virüsü oral yolla o fıtık şarkının ağızdan çıkmasını sağlar. Fakat eğer hipoglossusa zarar verdiyse beyin felcine yol açabilir. Beyin felci mi? Şunu bizim anlayacağımız dille söylesene doktor bey. Ne demek istiyorsun? Yani sıçarsınız Radi bey. Daha ömrü billah ifla olmazsınız. O şarkıya bir kere sardınız ya daha ya yediniz. Büyük geçmiş olsun. Bu ne biçim doktor lan? Neden la? Adam ne güzel anlattı işte. Tek çaresi ameliyat. Ameliyat mı? Dilinize takılan bu fıtık şarkıyı nano cerrahiyle aldırmanız gerekli. Fakat ameliyatın ücreti 300 bin lira. Ben hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım. Sana dedim devlete gidelim diye Radi abi. Özel hastaneye geldik, geçirmeye oynuyorlar. Ameliyatı yapalım mı yoksa? Şey bizim paramız yok da hesabı alalım en iyisi biz. Bir öntgen iki de çay vardı bizim. Ödemeyi aşağı kasaya yapıyorsunuz. Ah! Ölüyorum ben Özcan. Virüs giderek yayılıyor. Hissediyorum. Yardım. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Nereden dinledim o nalet şarkıyı? Radi abi bence biraz abartıyorsun. 2-3 ay sonra unutursun gider. Hani Çağatay Akman falan vardı. Gece gölgenin rahatına bak falan bir şeyler zırvalıyordu. Ne oldu o şarkıya? Tıs oldu gitti. Bu da geçer bence. 2-3 ay dayanamam Özcan. Aciz bedenim bu kadar. Gözlerin ela çünkü gözlerin ela çünkü gö... Ah o 12 Temmuz gecesi. Keşke o şarkıyı hiç dinlemeseydim. Keşke. Keşke. Bir dakika ya. Sende bir ara bir zaman makinesi vardır Radi abi. 12 Temmuz'a gidip Rain Man'in şarkısını dinlemeni engellersek. Hah. O zaman makinesi yok oldu Özcan. Game of Thrones'lu bölümde ejderha osurmuştu üstüne. Yenisini yapamaz mısın? Yapmasına yaparım da çok zaman alır. O kadar zamanımız yok. Ama dur. Benim dışında zaman makinesi yapmayı deneyen bir kişi daha biliyorum. Belki ondan yardım alabiliriz. Kim? Senin zaman makinanı kullanmamız lazım Teoman. Bir tur ver de şu hastalığı... Yalan söyleme! Yap bize bir kıyak. Ah. Güzel bir kadının ıslak güvertesinde kayar gibi kayardım sahnelerde. Şimdi ise yorgun, terli ve çırılçıplak bedenim. Ben de o rockstar olup ceviz üstünde fındık kırdığım günlere dönmek için bir zaman makinesi yaptım. Tamam geçerken biz de 12 Temmuz'u atıver işte. Yapamam. Neden? Çünkü makineyi çalıştırmak için parçacık füzyon reaktörüne ihtiyacım var. Fakat onu bulma şansımız Esenler Otogar'da Megan Fox'la çırılçıplak kese attırma ihtimali kadar. Yani imkansız gibi bir şey. İmkansız gibi bir şey mi? Catherine Zeta-Jones'u bilir misin? Evet. Bu parçacık füzyon reaktörünü bulma ihtimalimiz Catherine Zeta-Jones'la Belgrad Ormanı'nda kan ter içinde ıslak ıslak yuvarlanma şansı kadar. Bulamaz mıyız diyorsun? Catherine Zeta-Jones'u mu? Yok la! Parçacık füzyon reaktörünü. İmkansız. Bir yolu olmalı. Metin Haray bir şey bile Adriana Lima ile çıktı. Wonder Woman'daki hatunu bilir misin? He. Farz et ki onunla sahilde sıcak kumların üstünde... Anladık Teoman abi. İmkansız diyorsun.
İmkansız. Hiçbir yerde. Aha vallahi işte internette. Avukattan satlık gırtlak dolu parçacık füzyon reaktörü. Herif internetten çakmıyor demek ki Radi abi. Dur bakayım. Çık. Alo, selam aleyküm. Ben bu internetteki ilan için aradım da. Son kaça bırakıyorsun acaba? 6 taksit yaptırdım. Hah! Ödeyemezsek zamanda geri gider, iptal ederiz en kötü. Birazdan füzyon enerjisiyle zamanın içinde kaygan ve ıslak bir delik açılacak. Ve birbirimize değen serseri bedenlerimiz 12 Temmuz gününe akacak. Özcan sen az bir öte kay da. Ne olur ne olmaz. Geldik mi la? Ana! iPhone 36 çıkmış Radi abi. He, 36'yı salla ya. Ben 36S'i bekleyeceğim. Yaptığı açıklamaların ardından havalimanından ayrılan Cumhurbaşkanı Cem Uzan bir takım Cumhurbaşkanı Cem Uzan diyor abi. Amerika'ya uçtu. Ve haber bültenimize 2030 yılına damga vuran şarkıyla devam ediyoruz. 2030 mu? Ünlü fenomen ve şarkıcı Şeyda ve Burak çifti dün yayınladıkları yeni bir kliple 1 saat içinde 130 milyon izlenerek yeni bir rekora imza attı. Türkiye'nin kardeş yanı oldum, yancının bebeğim. Makyaj, botoks, silikon dolgu, yancının bebeğim. Bunlar da mı star oldu? Galiba yılı ayarlamayı unuttum. Dedim sana uğraşmayalım diye. Beterin beteri varmış. Teoman şunu şeyine bas da dönek biz. Basayım. Galiba kaçış yok. Sezen Aksular, Selami Şahinler bir bir tükenecek. Ve artık kimin abonesi fazlaysa müziğe o hükmedecek. Gençliğimizin şarkıları unutulup giderken zıpır zıpır bebelerin tırto melodileri dilimize takılacak. Çağ değişti artık ve biz de yenik düştük Teoman. Bu arada dilime takılan şarkı gitti galiba la. Kurtuldum. Ben burada kalamam artık. Şebnem Ferahlı, Özlem Tekinli yıllara gidiyorum. Gitme Teoman. Seni seviyoruz. Kalamam. Gitmem gerekli. O eski İstiklal Caddesi günlerini istiyor bedenim. Bunu kasıklarıma kadar hissediyorum. Bütün çıplaklığımla. Son bir enerjisi kaldı makinenin. Dönmemek üzere gidiyorum. Gitme Teoman. Dolu kadeyi ters tut diye grup çıkmış koyayım. Ben gidiyorum. Teoman, gitme! Gidemedi.